Herkese merhabalar. Ben Doçent Doktor Levent Toksöz. Bildiğiniz gibi bir devlet üniversitesinde Japon dili üzerine dersler vermekteyim. Ve bu kanalda sıfırdan Japonca öğrenmek isteyenler için 50 ders sunmuştum ve serimiz bitmek üzere. Eğer Japoncaya ilginiz varsa bu seriyi takip edebilirsiniz. Diğer yandan Japonya'da geçirdiğim 9 yılın ardından Japon toplumu, Japon insanlarına ilişkin zihnimde kalanları size aktarmaya çalışıyorum. Bugünkü videoda Japonya için yakıcı bir sorun. Hikikomori'den bahsedeceğim. Japonca'da hiki yani hiku çekme anlamına geliyor. Komori ise içine kapanma gibi bir manası var. Yani hikikomori için içine kapanma, eli ayağını çekme diyebiliriz. Biraz düşünelim. Hiç odanızdan çıkmak istemediğiniz zamanlar oldu mu? Hatta evden dışarı bile çıkmıyorsunuz. Kimseyle konuşmak bile istemiyorsunuz. Ne mail atıyorsunuz ne herhangi biriyle kontak kuruyorsunuz. Böyle zamanlarınız oldu mu? Biraz düşünün. Birçoğumuz bu soruya belki evet yanıtını vereceğiz. Ama hikikomori'nin tanımlamasına baktığımızda bu bahsettiğim durum yani evden çıkmama, odadan çıkmama, insanlarla bir iletişime girmeme durumunun 6 aydan fazla olması gerekiyor. Ve ne yazık ki Japonya'da 500 binden fazla kişinin hikikomori olduğu biliniyordu. Fakat geçtiğimiz yıl Japonya'daki kabine ofisinin resmi araştırmasına göre 2013 yılında Japonya'da 1 milyon 400 binden fazla kişi kendini hikikomori olarak tanımladı. Çok yakıcı bir sorundan bahsedeceğiz bugün. Toplumdan izole olan, dış dünyayla iletişimi reddeden kişiler belki sizin çevrenizde de vardır. Ama Japonya'daki hikikomori durumu çok çok yakıcı bir sorun olarak karşımızda. İşte bugün bu sorunu ele alacağız. Bu videoları beğenmeyi ve abone olmayı da lütfen unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Peki bir insan nasıl hikikomori oluyor? Hikikomori denince ilk akla gelen odalarından çıkmayan genç insanlar, ergenler oluyor. Peki nasıl bir tablo var? Aslında tabii ki kişiye göre bu değişebiliyor ama genel olarak baktığımızda öncelikle zamanını daha fazla odalarında geçirmeye başlıyor bu çocuklar. Bir süre sonra bakıyorsunuz ki mangalar, işte TV oyunları, PlayStation'lar devreye girmiş ve dışarı çıkma giderek azalıyor. Dolayısıyla aileyle iletişim de azalıyor. Ve bir süre sonra artık yemeğini odasında istemeye başlıyorlar. Dışarıda aileyle yemek yemiyor. Ve insanlar ilk başta anlamıyor aile. Zannediyor ki bu bir ergenlik bunalımı. Fakat bir süre sonra görüyor ki çocuk artık odadan çıkmayı da istemiyor. Ve zamanla önce okula gitmeyi reddediyor. Daha sonra farklı bir insanla, evdekilerin dışında herhangi biriyle kontak kurmayı da istemiyor. Yani artık eve gömülmüş bir çocuk var karşımızda. İlk başta bir ergenlik bunalımı gibi görünen bu olayın arkasında bir sürü nedenler olabiliyor. Belki bir sınav korkusu, belki aile baskısı ya da arkadaşlarından, okuldan gördüğü bir zorbalık. Ve fakat işin ilginç tarafı, siz çocuğunuzu zorla dışarıya çıkarmaya çalışırsanız, müdahale etmeye çalışırsanız, işler daha da sarpa sarmaya başlıyor. Fakat işin kötü tarafı, çok uzun bir süreçten bahsediyoruz. Mesela ortaokulda, ortaokul 1. sınıfta hikikomori olan bir kişi, tam 27 yıl boyunca evden dışarı çıkmayabiliyor. 中学1年の時から 27年間引きこもりの生活を続けているという男性がいる。小崎優也さん、41歳。 Bu kadar uzun süre hikikomori olan bir kişi sadece kendini değil, elbette ailesini de etkiliyor. Ve Japonya'da geçtiğimiz yıllarda bir sorun artık koskocaman harflerle karşımıza çıktı. 8050 sorunu. Yani 8050 sorunu. Hachimaru go maru mondai. Sizce ne olabilir 8050 sorunu? 8050 問題. 80代の親が50代の無職の子供の生活を支えるという問題です. 背景にあるのは引きこもりの長期高齢化. 80 yaşında ebeveynler 50 yaşında hikikomori olmuş çocuklarına bakıyorlar. Yani bu hikikomori olayı o kadar uzun süre devam ediyor ki çocuk elbette ki gençlik yıllarını heba ediyor. Dışarı çıkmıyor, çalışmıyor. Fakat hayatına da devam etmesi lazım. Eve para gelmesi lazım. Ve ne yazık ki 80 yaşında insanlar çalışarak hala para kazanmaya çalışıyorlar.
bir yandan çocuklarına bakmaya çalışıyorlar. Şimdi kendinizi ailelerin yerine koyun. Çocuğunuz evden dışarı çıkmıyor, çalışmıyor ve siz ona bakmakla yükümlüsünüz. Tabii ki çok zor bir durum. Fakat bazı durumlarda çocuk evdeki aileye kötü davranabiliyor. Anne babaya kötü davranabiliyor. Ve böyle durumlarda anne baba yani 80'li yaşlardaki kişi polislerden hatta bazen özel şirketlerden yardım istiyor ki çocuğu evden dışarı çıksın. Bir şekilde çalışma hayatına girsin ve evlerini artık onlara geri versin. もうお父さんもお母さんも、はい、まあもちろんお姉さんもそうなんですけど、ええ今ここにお母さんと住んでらっしゃるですよね。あ、はい、で、もうここから出ていけと。Diğer yandan evde bir sorun olmasa bile 80'li yaşlardaki anne babayla 50'li yaşlardaki çocuk bir şekilde hayatlarını devam etseler bile sonunda bir ölüm olayı olacak elbette. Yani anne baba hayatını kaybedecek. Ve böyle durumda işte o hikikomori olan kişi çok büyük zorluklar yaşıyor. 80 代だった両親は10年ほど前相次いで亡くなりました。Peki insanlar neden hikikomori oluyor Japonya'da? Elbette ki bu duruma düşmeden önce çok yoğun bir stres altında olduklarını söyleyebiliriz. Ve birçok şekilde büyük ihtimalle sinyaller de veriyorlardır bu duruma karşı. Fakat ne yazık ki işin sonu hikikomori olarak bitebiliyor. Ve en fazla karşımıza çıkan 4 nedene baktığımızda şunları görüyoruz. Birinci sırada insan ilişkileri geliyor. İkinci sırada ise iş yerinde yaşanan sorunlar, işten ayrılma var. Üçüncü sırada fiziksel ya da ruhsal bir hastalık gözükmekte. Ve dördüncü sırada ise maddiyatsızlık yani yoksulluk nedeniyle hikikomori'nin ortaya çıktığını görüyoruz. Fark ettiniz mi? Az önceki nedenlere baktığımızda aslında durum sadece gençler için değil, orta yaş hatta yaşlı insanları da etkiliyor. Yani bir kişi işini kaybettiğinde hikikomori olabiliyor. Ve dolayısıyla bu kişi 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlarda da olabiliyor. Yani sadece ergenlerin yaşadığı bir durum değil. İşin daha ilginç tarafı araştırmalar gösteriyor ki son yıllarda kadınlar, özellikle orta yaştaki kadınlarda hikikomori vakaları giderek bir artış göstermekte. Kişinin kendini hikikomori olarak göstermesindeki temel nedenlerden biri evde yaşlı bir kadına bakım yapması. Yani yaşlı bir kadına bakım yaptığı için zamanla artık o da birlikte evin içinde kalıyor. Yani dışarı çıkmaya artık imtina ediyor. Başkalarıyla konuşmuyor. Bir depresyon haline giriyor. Peki tedavi olarak neler yapılıyor? Öncelikle kişiyi zorla dışarı çıkarmak, zorla bir şeyler yaptırmak, insanların içine koymak son derece zararlı. Olayları çok daha zorlaştırıyor. Bunun tam tersi yani küçük adımlar atmaları isteniyor. Elbette Japonya'da hem hükümete bağlı hem de toplumsal birçok vakıf var, kurum var bununla ilgilenen. Dolayısıyla aileye ve hikikomori'ye birçok destek veriliyor ama zorlu bir süreç var. İstedikleri şey öncelikle küçük adımlar atılması. Haftada bir kez hatta gerekiyorsa ayda bir kez o kişiyi dışarı çıkarmak istiyorlar. Mesela bazen küçük yemek toplantıları yapıyorlar ki çekici olsun diye. O kişi bir şekilde yani bir amaç için bir adım atabilsin dışarıya. Birinci istekleri bu. Yine destek grupları var. Hikikomori'ler en çok birbirlerini anlayacağı için onları bir araya getirecek bazı sistemler düşünmüşler. Yani hikikomori olmuş bir kişi tıpkı kendisi gibi başka bir hikikomori ile birlikte aynı odaya giriyor. Bazen sohbet ediyorlar, bazen etmiyorlar bile. Ama benzer sorunları yaşadıkları için elbette birbirleriyle iletişim kurmaları daha kolay oluyor. Yani amaç öncelikle küçük adımlarla başlamak. Sonuç olarak hikikomori demek kişinin büyük bir yalnızlıkla kendini izole bir hale getirmesi. Bir anlamda kendi hapishanesini kurması anlamına geliyor. Ve Japonya'da bunların sayısı oldukça fazla. Fakat bu acaba sadece Japonya'ya özgü bir sorun mu? Hayır. Elbette ki günümüzde modernite ile birlikte kişilerin yalnızlık hissetmesi birçok ülkede görülen bir şey. Hatta öyle ki mesela İngiltere gibi ülkelerde Yalnızlık Bakanlığı kuruluyor. Yani benzer sorunları onlar da yaşıyorlar. Fakat Japonya'da bu durum çok daha vahim bir şekilde karşımızda. Bunun nedeni ise Japonların toplumsal anlamda Avrupa'dan farklı olarak kolektivist bir yaklaşıma sahip olması. Yani toplum içinde birlikte grup halinde hareket ettiklerinden toplumun gözünde kendilerinin nasıl göründüğüne çok büyük önem veriyorlar. Bu nedenle toplum gözünde kendisini değersiz, boş biri olarak gören bir kişi çok daha kolay bir şekilde hikikomori olabiliyor.
社会人の年とか人間として失格なんじゃないかな、生産性のない自分みたいな。Bugün sizlere Japonya'daki hikikomori sorunundan bahsettim. Yani elini ayağını çekmiş insanlardan. Elbette ki hepimiz hayatımızda inişli çıkışlı zamanlar olmuştur. Bazen kendimizi depresif hissetmişizdir. Evden dışarı çıkmamışızdır bile. Fakat günün sonunda yanımızda eşimiz, dostumuz, bir arkadaşımız, belki de bir kedi köpek. Yani iletişime geçecek kimse, biri var mı yok mu, olay galiba buraya bağlanıyor. Ne dersiniz? İleride tekrar görüşmek üzere. Bu videoları beğenmeyi ve abone olmayı da lütfen unutmayın. Fikirlerinizi yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. İleride tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.